Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, dikkat çekeceğiniz, önem kazanacağınız bir süreçtesiniz. Enerjinizi daha güçlü bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. İçinde bulunduğumuz bu süreçte parasal konular genel anlamda olumlu yönde ilerleyecek gibi gözükmekte. Yakın çevre ilişkileri de hareketleniyor. Bu alanda agresyondan kaçınmakta fayda var. Şimdi haftanın geneline şöyle bir göz atalım. Ay haritanızın 10. evinde terazi burcunda hareket ediyor olacak pazartesi ve salı günlerinde. Önemli etkin pozisyondaki kişilerle konuşma, görüşmeleri bu 2 günlük sürece denk getirebilirsiniz. Geleceğe yönelik plan ve projelerinizi de paylaşabilirsiniz. Önemli etkin pozisyondaki kişilerle veya hayatınıza etki yaratacak olan kişilerle. Ayın haritanızın 11. evinde Akrep Burcu'nda ilerleyecek olduğu çarşamba, perşembe günlerinde ise sosyal çevre ilişkileri daha fazla ön planda olacak. Arkadaşlarınızdan, çevrenizden destek alabileceğiniz 2 günlük süreçte olacaksınız. Ayın yay burcunda hareket edeceği cuma ve cumartesi günlerinde biraz daha içsel enerjiler ön planda ya da daha içe çekilmekte fayda var. Dışarıda aktif olmak yerine şartları istediğiniz yönde yönlendirmeniz belki biraz zor olabilir. Bu 2 günlük süreçte biraz da sağlığa dikkat diyebiliriz ama ayın oğlak burcunda ilerleyeceği pazar günü boyunca duygularınızı daha etkin, aktif bir şekilde ifade edebileceğiniz bir günde olacaksınız. Bu dönemde Güneş de Oğlak Burcu'ndan geçiş yapmakta. Yani enerjinizin genel olarak yüksek olduğu bir süreç zaten yönetme becerilerinizi, dikkat çekme becerilerinizi daha iyi ifade edebileceğiniz bir süreç, merkezde olabileceğiniz ve şartları daha iyi yönetebileceğiniz bir süreç hafta genelinde. Merkür ve Venüs, astroloji haritanızın 2. ev üzerinde Kova burcunda ilerliyor olacaklar. Hafta genelinde parasal anlamda güzel, olumlu gelişmeler bekleyebilirsiniz. Özellikle artistik sanatsal yetenekler varsa bu alandan parasal kazanımlar ya da başkalarıyla iyi ilişkiler sayesinde özellikle doğru tavsiyeler almak sayesinde de para kazanma şansınız fazla olacak ve etrafınızdaki insanlara belki bilgi ve tavsiyeler de üreterek de kazanç elde etme şansınız daha fazla olacak. İçinde maddi koşulların olduğu yani paranın olduğu önemli anlaşmalar, sözleşmeler olacaksa bu haftayı kullanmakta fayda var. Önümüzdeki hafta Merkür Kova burcunda gerilemeye başlayacak ve parasal konuları organize etmek adına belki bir müddet her şey çok beklenilen gibi gitmeyebilir. Bu yüzden bu haftayı yatırımlar anlamında da bu haftayı değerlendirmek daha isabetli olacak. Mars haritanızın 3. evine Balık burcuna geçiş yapıyor. Pazartesi gününden itibaren yani yakın çevre ilişkilerinin hareketleneceği bir zaman. Mars agresyonu beraberinde getirir. Üçüncü ev akrabalar, kardeşler, yakın çevre demek. Bu kişilerle agresyon yaşanmaması adına belki biraz daha dikkatli, daha cool hareket etmenizde fayda var. Bu süreçte yakın yerlere seyahatlerde, trafik içerisinde, yollarda da daha dikkatli olmanızda fayda var. Mars genel anlamda sakarlıklar, küçük kazaları verebilir. Bu illa başınıza bir kaza gelecek anlamında. Tabii ki değil ama yakın yerlere seyahatler olabilir veya trafik içerisinde biraz daha belki dikkatli olmanızda fayda var diyebiliriz genel anlamda. Keyifli, sağlıklı ve başarılı dolu bir hafta geçirmenizi dilerim.